Bunu alabilir misin? Markete uğramamız lazım mı? Evet. Kaşar kesinlikle almamız gerekiyor. Dur, kapatma. O düşer oradan bak, vurur. Kötü koydum. Yağmur yağmaya başladı. Baksana cama. Akıyor. Evet. Bayağı güzel yağıyor. Bugün göstermiyor bir de yağmur. Sürpriz yağmur oldu bu. Severim. O zaman duş alıp çıkabiliriz evden. Evet, kesinlikle. Merdiven mi? Evet hayatım, şu hareket ettiğimizde merdiven şeye sürtüyor. Toprakta bu ses olmuyor ama betonda olunca sürtüyor. Hareket ediyor ya kasamız. Sadece bir markete gideceğiz. O kadar. Liste yapayım. Şu aldım ya bakayım. Sabancamız çalışıyor mu diye baktım. Başım hala da serin serin dursun. Ama daha kötü gelebilir. Yapışırız. Hareket için hazırız. Kalkıyorum. Hello baby. Önce dondurmamı yemek için hazırlık yapıyorum. Aa, ben şimdi yemeyeceğim. Tamam, sen yerleştir, ben yerim. Ben akşam yiyeceğim dondurmamı. Ben hemen yiyeceğim. Keşke bir tane daha alsaydım, akşam seninle yerdim ya. Şimdi akşam ben yerken bakacaksın. Şimdi de ben yerken sen bakacaksın ama. Benimki daha erken. Hadi git bir tane daha al. yok ya, üşeniyorum. Çok güzel. Çabuk, çok acıktım. Al bakalım. Şekerim düştü. Aslında bir tane daha verir misin? Teşekkür ederim. Bitirdin hepsini. Nerede kalalım? Burada, sanki şurası güzel gibi şu köşe. Geri gelirsek Dilo sığar buraya. Bitti mi kurabiyen? Hı hı. Doydun mu? Biraz gözüm açıldı. Ağaç tam kapıya geldi mi? Bakayım. Ha yok, düzmüş. Tamam dedim, acaba ağaç kapıyı kapatıyor mu da. Bence şu an düz. Sence düz mü? Düz. Çok çöp var. Toplanır 5 dakika bence. O kadar da çok değil. Çamaşır yıkarsak asabiliriz buraya. Ay! Elim acıdı. Ama ben sağlam sanıyordum. Koptu. Çöp poşetimiz var değil mi? Var. Vah. Baksana sen şuraya. Bu balıklar demek ki bu ağaçların içine giriyorlar. O zaman da atlamıştı bu balıklar bu ağaçların içine. Evet, ve buralar hep sular altındaydı. Hepsi çekilmiş suyun. Su bayağı şuraya kadar falan geliyordu değil mi o zaman? Evet, şuradaydı. Direkt şuradaydı bak. Direkt şuradaydı. Sular azalmış. Neyse ki yaz bitiyor. Yağmur ve kar başlayacak. Tekrar yükselecek, çoğalacak. Aşkım, karavan çok çizilmiş ya. Şu anki ışıkta bayağı belli oldu. Camları hiç söylemiyorum bile. Neyleri? Camları. Ben camlara ne yapmak istiyorum biliyor musun? Ne? Pastacılığa çekmek istiyorum. Oluyor mu öyle bir Olur. şey? Olur. Düzelir hepsi. Deneyelim o zaman. Çünkü artık içeriden
pek bir şey gözükmemeye başladı. Evet, dışarıyı göremiyoruz. Buzlu cam. Sen diyorsun ki oltanı getirdin, balık tutacaksın. Ben balık tutacağını zannediyordum. Ha. Deneriz ya o zaman. Belki vardır dolapta olta. Var var şeyde. Şuradaki dolapta var. Bak şuranın altına taş koymamız lazım. Basınca bu sefer merdivenin gönyesi kayıyor. Işık o kadar çok fazla değişiyor ki bugün buluta giriyor sürekli güneş. O yüzden buranın görseli sürekli sanki başka bir yermiş gibi oluyor. Buradan balık çıkmaz demenin sebebi az su olması mı? Yani önümüze olta atarsak çok az su var ya. Ya 15-20 santim. Çıkmaz değil, çıkabilir. Ama bana kalsa orada balık gece gezer. Buralara önümüze gelir. Hoppa! Tut bunu da. Allah! Nereye koyacağım? Niye aldın ki hepsini? Bilmem. Nereye kuralım? Açalım önce, istediğimiz yere kurarız. Buraya kuralım. Bence bu tam şu noktamız çok güzel gibi duruyor. Sence yağmur yağacak mı? Göstereyim. Ona göre şemsiye kurayım. Kuralım çünkü yağmak üzere gösteriyor bu hava durumu. Aynen. Asma köprü. Denizde kullandın ya en son, kumlu her yeri. Gayet de güzel bence. Ön senin tarafından baltayı verebilir misin? Vereyim. Kazma nerede? Kazmayı koy şu olan yere bak. Tam şunun olduğu yere koy. Koydum. Evet, ben şemsiyeyi alıyorum. Yükseklik iyi mi? İyi bence. Burası hazırken, çöpe geçmeden önce mangalı yakıp bırakalım mı? Biz o işlerimizi hallederken kömür bir yandan yansın. Erken mi yemek için? Bakayım saate. 5:10 geçiyor. Bence erken değil. Bir saati olacak. 6:10, 6:30. Sen tamam. Kömürü bul. Ben mangalı çıkartayım. Bir de çakmak. Tamam. Geçirdim aşkım. Teşekkür ederim. Ben diyorum ki yanıkları da böyle toplarız, şeye atarız, çöpe. Çok köz var burada. Olur mu? Olur olur, çok iyi olur. Kahve içer miyiz? Kahve olabilir. Çay mı içersin yoksa? Çay varsa çay içerim. Çakmak getirdin mi bize? Yo, hemen şurada var. Getirdim aşkım. Teşekkür ederim. Şunu da tutuşturup araya atarsak bu yanmış demektir. Ne oldu, duman yakıyorsa? O zaman çabuk geçmeyecek mi ateş şimdi, erken yaktık diye? Hayır. Aşkım, tüpü verebilir miyim sana?
Tüpü mü? Olur. Hemen alıyorum. Dışarıda yapayım dedim çayı kahveyi. Çok mutlu. Eldiven verseydim onunla toplasaydım. Bunlar zaten suyun içinde kalmış şeyler. Bitti. Sana sürpriz yaptım. Her şeyi topladım. Eline sağlık. Aa, midye toplamışım yanlışlıkla. Aa, çöp mü sandın? Evet, poşetin içinden çıktı bence, düştü. Ne kadar büyükmüş. İnci var mıydı acaba içinde? Sonuçta böyle şeylerden oluşmuyor mu inci? Denizde oluyor sanki sadece. Böyle yem geliyor, 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 kıtlıyor. Balığı mı? Hı hı. Ay. Bak, bu balık yenmez. O mesajı verdim ona. Poşet getirdim. Uy. Ne oldu? Üstüme geldi. Pardon. Ay, yemeği yerim de güneşim doğsun. Çok acıktım. Bunları şöyle karavanın altına mı koyayım? Öyle yapacağım. Tilki parçalar mı gece? Yok, içinde yiyecek olmadığı için parçalamaz. Su kaplumbağası vardı ama hemen battı. Çıkar yine o. Kaçırdım. Demek ki var burada bol bol. Evet. Ben 3 tane gördüm aynı anda. Niye göstermedin? Gördün zannettim, ne bileyim ben. Yine kaçırdım. Tam çıktı. Demek ki seninle görüşmek istemiyor. Ona bak, istemiyor. Üşüdün mü peki? Biraz. Aa, çıktı. Çıktı bak. Yine kayboldu. Bekliyorum onu. Göz hapsini aldım. Bence o gitti artık. Nereye gidecek küçücük su? Çok sıcak. Doldu bence. Çıktı. Çıktı bak, orada minik. Bu bak, sefer onu yakaladık. Küçük ama bu. Evet. Diğeri birkaç daha büyük. Birkaç tane var ama. Bana şeker attın mı? Attım, attım. Eline sağlık. Ama artık yemeğe geçelim. Evet, evet. Şey, malzemeleri getireyim ben, yıkayıp. Tamam. Burada hazırlayalım. Aşkım, şunları vereyim. Üstüme patates düştü. Onu da kızartıp süzmüştüm daha önce. Bunu da yaparım. Bak, burada da yapıyor gıcır gıcır sesi. Evet. Bu sefer demir demire sürtüyor ama. Hangi demir, hangi demire? Ah! Kahveliye tekme attım. Olsun. Merdivenin demiriyle basamağın demiri birbirine sürtüyor. Ne oldu, gözün mü yandı? Gözüme şey geldi. Peki bizim soyucumuz yok mu? Olması lazım. Hemen soyarım ben 2 saniyede. Gerçekten o kadar hızlı mı? Yani 2 saniyede değil ama. Soğanı da pişirelim mi mangalda? Olur, doğru. Oh! Sıçradı mı? Evet. Nerene geldi? Parmağıma. Hepsi akıyor. Aksın o, fazlası akar. Bardakta mı içeceğim, kutudan mı? Evet, kutudan içerim ya. Aa, elinde niye aldın? Ne bileyim. Ha, sen çiğ soğan mı koydun? Ben çiğ soğanı da koydum. İçine hiçbir şey koymamış oldum çünkü. Nasıl olmuş?
Mükemmel. Soğanlar var ya, çok güzel olmuş. Aşkım bak, sanki şu domuz izi gibi geldi bana. Bak bu. Evet. Değil mi, domuz mu? Evet, evet. Gelmişler su içmeye. Tam sevdikleri yer batak. Belki sabah onları banyo yaparken bulabiliriz. Bak çok minik bir domuz bu, küçücük. Evet. Bak. Bebek. Geldiler. Çakallar bağırmaya başladı. Parti var galiba. Buraya da gelmişken odun toplayayım biraz. Aşkım. Efendim? Roadrunner çizgi filminde hızlı koşan hayvanın adı neydi? Ney dedin? Roadrunner çizgi filmi var diye mi mi diyordu. Çakal kovalıyordu onu. Mi mi adı. Vallahi bilmiyorum. Neydi adı, unuttum ya, çok izlerdim. Speedy Gonzales. Neden ki, neye lazım şu anda? E onu kovalayan hayvan çakal değil miydi sürekli? Ha evet. Mi mi. Senin kafa lambanı bulamadım. Yukarıda olması lazım. Diğerini buldun mu? Ha, benim kafamda. Belki sana olta atacak güzel bir yer buluruz. Olabilir ya. Hani bulamazsak da atmayız. Ne yapalım? Yanına bir şey mi alsaydık? Nasıl? Bıçak falan. Yok ya. Sopacık var burada bak. Domuz gelir mi? Gel. Ya gelir de bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bizde ışık yok. Bir de bu ışık varken şey yapmaz o. Yaklaşmaz. Bu taraf sığ diye olta atmak istemedin ya, belki şurada buluruz bir yer. Yani atılabilir de şu an bir de karanlık oldu. Uğraşsam mı, uğraşmasam mı? Bir de senden uzağa gelmem lazım. Seni de bu yalnız bırakmak istemiyorum orada. %90 korkacaksın çünkü. Tam zamanda dönmüşüz, çakallar evet. Başladı yine. Bu sefer sanki daha yakından bağırıyorlar. Hareket etmişler şöyle. Şurada sağ taraftaydılar, şu tarafa geçmişler. Ya da bizi karşılıyorlar geri geldiğimiz için. Teli tutup kaldırsana. Ben teli mi? Şey şuradan. Evet. Oy. Aa, düşüyor. Düşüyorlar. Ama niye böyle bir şey yaptın? Öyle tutulur mu o ya? Ama acaba nasıl tutayım? Nasıl tutayım abi? Düzgün tutacaksın. Yazık ettin mısırlara. Bir şey olmaz, ateşte zaten. Ya bir şey olmaz da yani. Ne gerek var bunu yapmana? Ya bilerek sebebin neydi ki? Yani şunu şöyle tutacaktım aşkım bak. Ha böyle. Birini öte, birini böyle. Ama bak, benim sorunum şuydu. Ben buradan böyle aldığım için dengesini sağlayamadım. Hiç kalkıp öbür taraftan almayı deneseydin keşke. Biraz üfleyeyim şunları. Ne? Yok yok, üfleme. Baksana. Oldu mu? Bence oldu.
Alıyorum o zaman ben de. Patlıyor, patlamış mısır oldu. Dişin kırıldı sanki, öyle bir ses geldi ki. Sopayı çektim. Dibini yeme ortasını ye. Dibi de çok güzel. Şimdi her yerimiz kapkara olacak. Gerçekten mi? Bakayım dişlerine. Aa, simsiyah. Aşkım. Efendim? İçeride dev gibi arılar var. Az önce duydum ben, vızız diye geçti. O kadar büyük ki. Kraliçe arı olmasın? Yok, o kadar büyük değil. Ama normale göre büyük. Gidiyor muyuz aşkım? Bilmem, sen nasıl dersen. Toplandın sen bayağı. Yani ben öyle içeri girmek için de toplanmış olabilirim. Senin canın gitmek istiyor balık tutmak için değil mi? Yani fena da olmaz. Aslında buraya geldiğimde ilkten hiç balık tutasım yoktu. Ama şimdi var. Bu arada kalabalık bir grup götürüyoruz buradan. Nasıl ya? Ha, şimdi... Yaklaşık bir 30-40 kelebek. Böylece mi götürelim bunu? Öyle koy oraya. Orada bir daha çıkaracağız ya. O çöpleri şuraya koyacağım. Yarın giderken alacağız. Zaten dönüş yolumuz da burada. Dönüş yolumuz burada. Şöyle köşeye koyayım. Her yer gündüz gibi olmadı mı? Evet. Kelebekleri görüyor musun? Evet, bir sürü uçuyorlar dışarıda. Işıktan dolayı. Aa, balıklar atlıyor. Evet, 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 aha. Aa. Bir sürü hem de. Bak, burada da atlıyor. Işık kapalıyken gökyüzü çok güzel görünüyor. Yağmur başladı. Üstümüze de kara bulutlar geldi. Uykum geldi zaten, yatalım mı artık? Uykun mu geldi? Evet. Ben balık tutacağım, sen uyu. Tamam. Yani ben dışarıda takılacağım, bu ışık bana yeter. Hemen önüm baraj zaten. Dış ışık da açık kalsın o zaman. Ha, dış ışık kalsın işte. Öbür türlü çok sinek böcek geliyor ya, ben kafa lambasını kullanmam. Kelebekler dolapların içine girmiş. Gece hayatına bir saat kadar devam edeceğim. İyi geceler. Beni geciktirme balığımdan. Sabah sabah atarken oltam kırıldı ya. Attım, kırıldı, öylece bıraktım. Umarım güzel bir balık vurur da değer. Günaydın. Sen sabah balığa kalktın, yeniden ne zaman yattın? O kadar çok balık tuttum ki yattım bir daha. Çamurlanmış her yer. Yakaladın mı balık? Saldın mı geri? Kovada. Atma.
Sen koymazsın kovaya. Su koydum. Hazır mısın? Hazırım. Hem de o kadar hazırım ki. Bir an önce olsun istiyorum. Ama neye hazır mısın diye sordum. Onu bilmiyorum. Yemek yemeye hazırım aşkım. Bana paçanga böreği nasıl yapılır onu göstermeye hazırım. Ha, ben ona bilmiyorum. Hazırım. Sen bilmiyorsan. Bilmiyorum. Tamam işte bilmiyorsan, bilmiyorsan. Video izledim gelmeden nasıl yapılıyor diye. Böyle koyuyorum. Evet. Kaşarı şöyle ikiye katlayayım mı? Mantıklı. Sığmaz çünkü. Bir tane de pastırmayı alıyorum. Evet. Katlıyorsun. Evet. Evet. Yapabiliyor musun? O kadar çirkin oldu ki. Niye? Yamuk gibi. Bir şey olmaz ama midemize gidecek sonuçta. Şekli önemli değil, tadı önemli. Ama bayağı serin bugün. Ya bence güzel ya, sabah daha kötüydü. Değil mi? Hı hı. Rüzgar vardı, şey vardı. Sen benim oltamı gördün mü? Bak orada kırık bir parça var. Ucu koptu. Aa! Atarken kırıldı. Atarken şaka kırıldı. Şaka şaka. Çok büyük bir balık çekiyordum. En az 100-150 kilo balık. Ucunu kopardı. Gerçek söylüyorum. Neden inanmıyorsun aşkım? Ben tutamaz mıyım yani 100-150 kilo bir balık? Tam böyle sonbahar havası var değil mi? Evet. Güzel. Serin esinti, amansa kısa kolla durabiliyoruz. Tam sonbahar kampı oldu. Gece de hafif hafif üşüdüm böyle camlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de üşüdüm gece bir ara. Ama üşüyerek uyumayı çok özlemişim. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim. Afiyet olsun. Nasıl olmuş? Çok güzel. Vallahi. Enfer. Bunları da suya atsam bir şey olur mu? At, balıklar yer. Evet. Ben de o zaman oltaları topluyorum artık. Olur mu? Hiçbir şey çıkmadı ha. Vallahi bugün öyle, hiçbir şey çıkmadı. Aslında tam balık havası değil mi, rüzgarlı falan? Çok güzel, ortam güzel, hava güzel. Ama balık nanay. Bakayım nasıl kırılmış. Dibinden kırılmış ha. Bak buradan. Allah Allah. Bayağı zorlanıp da kırılmış gibi. Çok büyük balıktı bir tanem. Ya İnanmaz. Hayır, balık falan yok ya. Bunu içeriye doğru uzatır mısın? Anahtarı buraya koydum, tamam. Kaybetmeyelim. Bulaşıkları evde yıkarım. Olur. Tamam mı her şey? Şu Hekiyi hep unutuyoruz ya, onu kontrol etmem lazım. Biz Hekiyle bayağı bir uzun süre yolculuk yaptık bir yerden bir yere. Açıkken değil mi? Açık. Değil mi? Bolu'dan mı geldik otobandan, bir şey oldu. Badminton'u getirdim. Evet. Yanımızda yemek yemekten spor yapmaya fırsatımız olmadı. Olsun ya. Aşkın büyük yalansa senin büyük yalancı. Haftaya bir yayla kampı yapar mıyız artık? Yaparız tabii ki. Burada niye çorabın var? Bilmiyorum ki bebeğim, yedek. Kokla bakayım temiz mi? Temiz temiz, ben koydum onu oraya geçen sene. Geçen sene mi? Evet, lazım olurdu ya. Zaten hemen az ileride köyde çöp var ya.
koyarız çöpe.